neden kaldın? Buldu. Zeynep aradı, Rimmel'i buldu. Ama buldum ama bilin bakayım ne oldu? Ne oldu? Trendyol'da daha ucuz. Ha, Trendyol'dan evet. Mı alacaksın? Büyük ihtimalle. Şeye de bakarız, başka yerlere de bakarız. Şimdi bakın. Burada, burada kaç lira? Trendyol'da kaç lira? Burada 284 lira, orada 200... Kesinlikle 80 değil, kesinlikle daha ucuz, emin olun. Hatırlamıyorum şu an. 2 saniye daha hafızamdan silindi ama. Şunu, bunu bakın. Bunu, bunu, bunları. Bir de bunu, bir de bunun morunu. O kadar çok övüyorlar ki ben artık hangisini alacağım şaşırdım. Ama dedim ki şimdi dedim onları alırım dedim. Biri buna iyi, biri ona kötü diyor. Dedim ki eskisi güzel. Eskisinden devam edeyim de hiç bozmayacağım o yüzden. Yani ha burada morada burada bunu övüyorlar bir de. Yani bunu mu? Aynen. Ne kadar bunlar? Hani 298'e 305 liraymış. 298 kitleyeyim mi sana bir tane şunlardan? 298 neymiş o? Kitleyeyim mi? Ruj gibi böyle. Hayır. Ne demek hayır? Hayır. Ne demek hayır? Bak gayet güzel pastel, lip balmlar sürüyorsun. Hayır, yaşına lip falan uygun. Yok şu an dudamda hiçbir şey yok. su içersen ıslanır. Ay yok aman 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 aman. Olmaz mı? Hayır, yeter o parlaklıklar sana. Yok yetmez. Boşuna 300 lira vermiyorum. Bu da çok güzel. Nazan'da vardı. Nazan'ım sağ olsun. Sana mı almıştı? Yok bana almadı. Bende böyle bir şey yok. Bende böyle bir şey kullanırım. Arkadaşın ikini kullanmadın. Şimdi hepiniz illaki bunu görmüşsünüzdür. İllaki görmüşsünüzdür ve bu çok pembe. Fazla pembe. O yüzden ben bunu istemiyorum. Bunun bir tık daha açığını istiyorum. Ama bu sefer bir tık açığını da bulamadım. Yok annem. Yok hepsi aynı renk. Sadece bir tanesi farklı. O da kahverengi. Ben de kahverengi alt tonunu falan istemiyorum. Çok kötü duruyor çünkü. O yüzden bunu alacaktım. Bu arada elim eyeliner olmuş. Simsiye olmuş. Şuna bakın. Ben bunu almayacağım. Yapacak bir şey yok. Bunu geri bırakıyorum. Şimdi bunları bakın. Bir saniye dur. İllaki görmüşsünüzdür. İllaki görmüşsünüzdür. Bunlar likit aldık diye geçiyor sanırsam. Nasıl geçiyor tam hatırlamıyorum ama öyle bir şey olması lazım. Bakalım. Gibi. Aynen. Ve kaç liraymış? 179 lira burada. İnternette? İnternette 300 küsür. Gerçekten mi? Dedim ki hay maşallah. Maşallah. Şimdi bu kadar pembesine hiç gerek yok. Çünkü bu kadar pembe ben sürmem. Bunu o kadar övdüler ki çok tatlı, çok doğal, o bu falan dediler. Canımı çektirdiler. Canım çekti. Ben o kadar övülen şey bu muydu o? Bundan mı bahsediyordun? Hayır, bundan başka bir sürü övülen var vallahi anne. Üzgünüm. Hepsini mi aldırayım? İstiyorsan hepsini alabilirim. Yok, o da demek istemedi. Şimdi bunu mu alsam, bunu mu alsam bilemedim. Daha bu bir tık daha şeftali altı, bir tık daha pembe. Ne? Bunlar ne? Allık gibi kullanacağız. Allık. Nemo. Anam dur bunu etiketini çıkardım. Neyse hiçbir şey olmaz. Şuna baksana. Far paleti bu. Çok iyi değil mi? Aşırı güzel gözüküyor. Neyse. Şimdi hangisini alayım sence? Hangisi bana daha çok yakışır? Bilmiyorum. Hangisi yakışır? Şu biraz daha pastel. Daha sanki iyi olur. Makyajına uyar. Bilemedim. Bilemedim. Ben bir soru soruşturup geliyorum. Şimdi bunu almaya karar verdim. Diğerinin çok alt tonu çok böyle pembe kaçabilirmiş bana. Böyle turuncu kaçabilir diye almadım onu. Bu arada buna baktım ama Trendyol'da daha ucuz. 86 lira mı ne? Burada 101 lira falan. Yani eğer gerçekten böyle bir şey alacaksam hoca seti falan Trendyol'dan alırım büyük ihtimalle. Ama şimdi düzgün bir siyah ocağı alacağım. Tut kız. Kız kamerayı ayağa kalk. Kıttım. Siyah bir ocağı alacakmış. Güzel. Acaba hangisinden alsan? Şimdi. Yorumlara yazsın mı arkadaşlar? Bilmiyorum bak. Hangi markanın siyah ojesi daha güzel oluyor? Arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın. Flormal alırım büyük ihtimalle ama böyle alırım diye düşünüyorum. Şöyle. Aynen. Sen al, arkadaşlar da fikrini yazsınlar bakalım. Hangi markanın siyah ojesi daha güzel oluyor? Market. Marketin demedim, markanın dedim. Var mı Flormal'ın siyahı yok? Vardı ya. Şurada bir 5 saniye önce gördüm. Ne yiyor lan işte. Bulduk. Tamam, çok korktum. Kaç liraymış? 37 lira. Bu ne? Aa bak o bu parlak siyah anne. Bu parlak çünkü. Evet. 37 o kaç? Mat olan 30. Tamamdır. Bilmiyorum bunu alır mıyım? Alırım herhalde. Alırız. Bu ikisini alırız. Şu ikisi. Kesin bunları tamam. Alırız. Okay. Biraz daha bakınalım. Bunu buldum ama Trendyol'da bunun yorumları kötüydü. Beyazını alacaktım. Ne güzel yorum. Ay yok annem korkunç. Korkunç rengi var. Sadece bir beyazını alabilirim diye düşünüyorum. İnternette yorumları kötüydü. O yüzden bunu almayacağım. Eyeliner. Evet eyeliner almayacağım. Ve fiyatı da kesinlikle orada daha ucuz. Burada pahalı. Şimdi bunu aldım bakalım. Ben bunu kullanıyordum. Her zaman hoşuma gidiyor. Ellerimi ne zaman yıkayacağım diye sormayın. Az sonra yıkayacağım. Korkmayın. BB concealer.
Konuşamadım yani. Hızlı konuşunca çok yuvarlıyorum kelimeleri. BB concealer aldım. Bu için aldım. Bu kadar. Cidden bu kadar aldım yani. Şimdi buradan çıkıyoruz. Arkamdan da gördüğünüz gibi Greta geldi ve az sonra Rosman var karşımda. Rosman'a da gideceğiz, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Önce Greta'ya girelim. Burası beni çek, beni. Ne yapacaksın Greta'sı? Beni bir çek. Ben. Tamam, çekiyorum. Heyecanlanma. Ne alacağımı bilmiyorum. Bir tık rastgele gezeceğim gibi şu an. Hani belki bir ihtiyacım olur. Belki daha çok daha güzel bir şey bulurum. Belli olmaz. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Bir gezinip bakmam gerekiyor. Buna güzel diyorlardı bir ara. Yani çok görmedim ama aplikatörü bir değişik. Bayağı bir değişik aplikatörü var hem de. Yani bilmiyorum güzel mi değil mi. Hiç emin değilim hem de. Fiyatı üçünden biri. Üçünden biri. Bunların kırmızısı çok güzel. Ay, bunların kırmızısını bulursam bunlardan istiyorum. Anne. Bunların kırmızısından bulursam bunlardan istiyorum, tamam mı? Sor. Demem mi? Burada yok. Gördüğün gibi yok. Kalmamış zaten ama eğer bunun kırmızısını bulursam bunları istiyorum. Şimdi bakalım, ben liste yaptım. Alınacaklar listesi. Ben alınacaklar listesi yaptım. Görüyor musunuz beni? Oradan şimdi bakacağım oraya, ihtiyacım varsa oradan alacağım. Annem bana bunu gösterdi. Çok tatlı, ne güzel diyor. Kutusunda hiç kirlenmez diyor ve ellerimde hala eyeliner var. Gerçekten şey gibi, böyle inşaatta çalışmış gelmişim gibi duruyor. Çok tatlı değil mi? Bak, tertemiz. Ama ben kullanmıyorum pamuk. Çünkü elimle yaydırmak daha güzel. Islak mendil paketi gibi kokar insan bunu sürünce. Ne gibi kokar? Islak mendil paketi gibi kokar insan bunu. Vallahi Zeynep bak. Tek kokuları kokuyor. Gold kaplı rolonlarını. Korkunç bir kokuları var. Yani çok korkunç. Ben bir bunu almıştım. Bunu kullanıyordum. Şimdi bakıyorum. Annem ben bunu kullanıyorum. Bir kokusuna bak dedi. Anneminkine bakalım. Bakayım, beğeneceğim. Çok merak ettim benimkini. Normal. Sen, ben seviyorum. Bir almışam şey yok. Bakıyorum. Bunları daha önce hiç bunu almadım bu arada. Hiç bundan almadım daha önce. Bu markayı kullanmadım. En çok sevdiğiniz şöyle rolonlardan yazabilirsiniz markasını arkadaşlar. Deneyebiliriz biz de. Yok. Ruj koklayan kıza benzedi. Hepsine teker teker bakıyorum ama gerçekten armut mu? Onu koklayacağım az sonra. Nerede armut var? Armut bak, gibi kokmak istemezdim. Bu olabilir, bak kokla. Normal bir kokusu var. Pudramsı. Evet, hafif. Pudramsı, hafif bir kokusu var. Hadi bir de armudu dene. Gerçekten armut gibi mi kokuyor? Yani. Oh, Hindistan cevizi falan koltuk aldı. Aman diyeyim, almayayım. Neyse, ben bunu beğendim, bunu alıyorum. Kesin. Aldım bile. Ama şey, sor onu, pudra gibi kokuyor ya, pudra rengi veriyor mu? Hani beyazlatır mı çamaşırı? Sorarım. Sorarım şimdi. Şimdi cibbanların oraya geldi. Şöyle çilekli bir şey buldum ama ondan alsam mı bilmiyorum. Bunun çileklisi de olabilir ama bunlar sadece renk veriyor. Bunlar nemlendirmiyor. Bunlar sadece renk veriyor. O yüzden bunları istemiyorum. Bilemiyorum ne alsam ne almasam, bilemedim gerçekten. Şu çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Canım şu an bunu istedi ama canım bunu da istiyor. Çileklisini alsam ne olur ki? Çileklisinden alayım. Hadi bunları alalım. Alalım mı? Hadi bundan alıyoruz. Aldık bile. Ne kadar çabuk aldım. Bu arada elimdeki kremi de alacağım. Sıradaki durak Rosman. Şimdi Rosman'a giriyoruz. Şimdi ben bunlardan alacaktım. Şunu alacağım. Bu rengi bana olur gibi düşündüm. 004'ü. Eğer internette 003'ünü bulabilirsem 3'ünü alacağım. Burada 292 lira. Trendyol'da 203 lira. Kesinlikle daha ucuz. Yani o yüzden Trendyol'dan alacağım. Ve şu rimeli de. Aynen. Bunu alacaktım. Bu ekstra siyah daha güzel olur diye düşündüm. Ben normalde bunu kullanıyordum. Şimdi bunu alacağım. Aynı şey neredeyse zaten. Bu da Trendyol'da daha ucuz. O yüzden rimelimi de Trendyol'dan alacağım. Onlar geldikten sonra onları da artık bu videonun sonuna mı koyarız? Belki başka bir video mu çekerim bilmiyorum. Emin olamadım. Ama bunu ve bu elimdekini internetten alacağım. Şimdi hayatımda ilk defa sanırım bu kadar ucuz duş jeli deneyeceğim. Gerçekten 34 lira.
Bunu alacağım. Rozman'dayız bu arada şu an zaten. Ay, ew, korkunç. Bunu kesinlikle değil. Ew yani cidden. Neyse. Şöyle yapalım bak bir saniye. Artık yok. Bu çok fazla mango kokuyor. Bu çok fazla limon kokuyor. Bunu sürdüğünüz an resmen sokakta derseniz ki yanımdan koca dev bir cheesecake mi geçti acaba diye düşünür insanlar. Çünkü gerçekten dev bir cheesecake gibi kokarsınız. Hiç hoş bir kokusu yok. Bu da gerçekten bal gibi hiç hoş değil. Bence en normal kokanı bu yani. En normal kokanı bu gibiydi. O yüzden bunu almayı düşünüyorum. Daha önce hiç denemedim bu arada. Hiç denemedim. Hani bana cildime kötü gelir mi, iyi gelir mi bilmiyorum. Denemeden bilemeyeceğim. O yüzden deneyeceğim. Kötü gelir, iyi gelir artık. Size sonra yorumlarımı yaparım başka bir videoda. Şimdi çikolata aldım ama annem ismini hiç sevmedi. Hem de hiç sevmedi. Ver göstereyim. Söylediğim zaman bana kızıyor. Diyorum ama anne ismi olsun söyleme diyor bak sen. Rozman'dan çıktık. Söyleme ne almadı. Bir de bunu aldım. Migros'tayız bu arada şu an. Böyle ışık yokmuş ya burada çok fazla. Aa evet böyle daha güzel. Kamerayı ayarladım böyle daha güzel. Ve bunu alacağım. Kucağımdakini aldım ve buradan eğer annemin o ismini söylememe kızdığı söylemesi ona işte normalde burada vardı ama yokmuş. Ne vuruyor? Nimet, nimet o. Vurulmadı ondan. Vurulmadı ondan. Pardon. Sana pet bardak falan yok. Sana pet bardak yok. Vermiyorum. Vermeyeceğim. Bu kadar. Şu anda başka bir gündeyiz ve gördüğünüz gibi odamın balkonundayım. Hazır mısınız? Size aldıklarımı göstereceğim ama ilk önce şunu göstereyim. İlk önce kargoyu göstereceğim. Şöyle bir şey sipariş ettim. Şimdi bunu Trendyol'dan aldım. Yani yorumlarına baktım. Herkes çok seviyor. Ucuz, güzel ürün falan diyorlardı. Dedim bilmiyorum bir alayım diyeyim. Ne alayım dedim. Çok da pahalı değildi. En fazla güzel olmaz ve azıcık param çöpe gitmiş olur. Yani çok pahalı değildi. O yüzden böyle ay aman param gitti diyebileceğim bir parası yoktu. Şöyle bir şey. Kaş sabitleyici. Bakalım. Daha önce hiç kullanmadım bu arada. Kaş sabitleyici, kaş jeli falan. Hiç kullanmadım gerçekten. O yüzden artık benim normalde ne oluyor biliyor musunuz? Ben bunu almayacaktım. Ama benim kaşlarım böyle hani mesela şu an çok sıcak hava. Diyelim ki terledim. Terledikten sonra falan böyle 3-5 dakika sonra hani normal tarıyorum ya. Ondan sonra böyle Atatürk kaşı gibi oluyor. Böyle kocaman birbirine falan giriyor ve buraları sürekli şöyle falan olmaya başlıyor buraları. O yüzden dedim ki yeter. Artık yeter dedim. Rengi bayağı güzel. Hadi koklayalım mı? Normal. Normal bir kokusu var. Deneyelim mi? Kötü neyse dur en son deneyelim. Kötü çıkarsa görürsünüz. Bu burada kalsın. Şimdi Watsons'a bakıyoruz. Watsons'tan neler aldık? Watsons'tan şöyle bir şey aldım. Bir adet deodorant. Bir adet jelibon çöpü. Yemin ederim düşüyordu. Siyah oje. Bir tane siyah oje aldım. Flormen. Ben Flormen'in ojelerini seviyorum. Bir isim falan ojeleri güzel olmuyor. Çok kötü oluyor. 100 kat geçiyorum. 100. katta da böyle bir katman oluşuyor. O yüzden bir kere aldım. Pişman oldum. Bir daha da almıyorum. O yüzden almanızı tavsiye etmiyorum. En iyisi Flormer şu anlık. Belki daha iyisi vardır diğer markaların ama yani Watson's Gratis tarzı yerlerden alabileceğiniz bence en güzeli Flormer. Daha iyisi varsa yorumlara yazın. Notun bunu aldım. BB Concealer'ını aldım. Bunu kullanıyorum. Bu kaçıydı? 03'ü değil mi bu? Aynen. 03. Sizin için böyle mi olması gerekiyor? Hangisi sizde daha da şey gözüküyor hatırlamıyorum. Bir de bunu aldım. Ben bunu dayanamadım açtım. Ve şu an var bu arada yüzümde bakın. Çok da bir şey var gibi durmuyor. Az sürdüm çünkü çok istiyorsanız çok sürersiniz. Azıcık elledim böyle ama kokusu normal. Her şeyin kokusuna bakmam peki. Güzel. Bence güzel bu arada. Yani bence gerçekten hoş duruyor. Yani benim istediğim gibi duruyor. Böyle allık var ama yok gibi böyle çok fazla gözükmesin. Ama böyle doğal olsun. Böyle hafif böyle şey olsun. Böyle güzel gözüksün yani. İstediğim şeyi aldım. İstediğimi aldım ben bundan. O yüzden alabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. İsteyenler alabilir. Gözüme bakın. İsteyenler alabilir. O saçlarım birbirine girmiş bu tarafın. Niye böyle olmuş? Çok sıcak ya. Bak kafayı yiyeceğim şimdi.
Sıra Gratis'te. Gratis'ten ne aldım? Gratis'ten iki tane şey aldım. Buna da diyorlardı ki bir ara, bakın bir ara, hala öyle mi bilmiyorum. Ay bu ne kadar güzel bir el kremi, ne kadar nemli, ne kadar güzel, ellerim puf oldu, çok güzel oldu falan. Saçma sapan bir sürü övgüler alan boş bir krem diye düşünüyorum. Çok da pahalı değildi. Ben de denerim diye aldım. Zaten el kremine ihtiyacım vardı. Madem bunu övüyordunuz o kadar, bunu deneyeyim bari diye düşündüm. Değişik. Ay bunu hadi. Bakalım mı? Hadi bakalım. Çok az aldım. Çok az. Oo, cidden hoşmuş. Yapısı falan hoş. Bakın saçlarım zaten duruyor. Yapısı falan hoş. Hoşuma gitti. Güzel. Yani daha sonradan şey olmazsa böyle pis pis yağlı yağlı bırakıyor ya bazıları. Bu öyle değil. Pis pis yağlı yağlı bırakmadı. Çok sürerseniz sarı krem yağlı yağlı bırakırım. Ayrı bir konu. Şimdi bunu aldım. Bunu daha önce hiç kullanmadım. Kullananı da hiç görmedim. Yani birazcık riske attığım gibi bir şey oldu. Ve umarım o kadar kötü... Aa burada şey varmış arkasında. Ve umarım o kadar kötü değildir. Hani gerçekten kötü beklemiyorum. Çünkü rengi falan aşırı hoşuma gidiyordu. Dedim ki alayım. Ne ol? Oo, bunun kapakla alakasını söyler misin bana? Bu rengin. Ha, iyi, o kadar renk vermiyormuş. Burnuma krem mi demiş benim? Ha yok, krem değil zannettim. İyi, öyle çok renk vermiyormuş. Bakın şuraya sürdüm. Bakın. Yani neredeyse hiç vermiyor hatta. İyiymiş yani, hoşuma gitti. Çilek gibi kokuyor. Ve son olarak Rozman'a geldik. Dur. Bir saniye. Rozman'a geldik. Buradan da ne aldım biliyor musunuz? Bu arada internetten daha şey alacağım. İşte rimel alacağım. Gloss almayı düşünüyorum. Ama hangisini alacağım emin değilim. Bilmiyorum. Bunun her ismini söylediğimde annem bana çok güzel şolta aldı. Bu arada tadı. Ben bunu yedim. Ben bunu yine dayanamadım. Ben aç bir insanım. Beni tanıyanlarınız vardır. Ben aç bir insanım. Her zaman açım. Ben bunu dayanamadım, yedim. Ve Bim'in çikolatası bile kesinlikle daha güzeldir. Size öyle söylüyorum. Bakın yenmez demiyorum. Ama çikolata yediğinizi hissetmiyorsunuz. Yani boş beleş bir şey atıyorsunuz. Verdiğiniz paraya değmiyor yani. Bir de böyle bir şey aldım. Yani güzel değil, hiçbir fikrim yok. Daha kullanmadım bunu. Normal. Duş jeli gibi kokuyor. Şöyle bir şey. Duş jeli gibi kokuyor. Artık bakacağız bilmiyorum ama şimdi hazır mısınız? Kaş jelini deneyeceğiz beraber. Ay umarım kötü olmaz öyle. Kötü olursa bir şey ayna alıp geliyorum, bekleyin. Hazır mısınız? Umarım kötü çıkmaz. Kötü çıkarsa gerçekten hayal kırıklığına uğramış olurum. Bir saniye, bunu nasıl yapacağız ya? Bunu birazcık azıcık dokundursam yetiyor mu? Çok oldu bu herhalde ama olsun. Çok oldu herhalde ama olsun. Hazır mısınız? Şimdi deneyeceğiz. Şimdi diyorlar ki ters yapın, sonra yapın diyorlar. Birazcık böyle böyle yapın, sonra ters yapın diyor, sonra böyle 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 yapın diyorlar. Daha önce hiç yapmadım, tekrar söylüyorum. Hazır mısınız? Ay bu çok korkunç. Dur, çok heyecanlandım. Neden bu kadar heyecanlandım? Durun. Hazır mısınız? Oo dostum. Oo. Korkunç oldu. Dur. Dur bekle. Şimdi böyle bir yapacak. Böyle yapıyormuşuz. Bakmayın. Çok korkunç oldu. Bu Zeynep değil yani. Gerçekten. Sizin şu an gördünüz mü? Kızlar kaşlarını böyle yapıyor ve bazılarına yakışıyor. Bana niye şey gibi oldu? Çok affedersiniz. Çok affedersiniz ama. Bir saniye. Ay niye bu kadar kötü oldu? Şunu birazcık kağıda sileyim. Ya ben bu kadar çirkin olmayı beklemiyordum. Çok çirkin oldu bence. Bence gerçekten çok çirkin oldu. Bekleyin durun. Ay evet, çok çirkin oldu. Hiç hoş olmadı. Şimdi bir saniye. Bunu da boş. Bunun üstündekini bir saniye. Şöyle wax'ını. Wax gibi bu arada harbiden. Harbiden wax gibi kokuyor. Şu an fark ettim onu. Şimdi bu da boş tarağı. Tamam mı? Boş tarağıyla deniyorum. Bakın. Bunu boş tarağıyla tarıyorum. Bu ne abi? Bu ne? Ay yok. Ay ben bambaşka bir insana dönüştüm. Ay böyle sümük gibi yapıştırdı. Baksanıza.
Bir şuna bakın, bir şuna bakın. Sümük gibi yapıştırmadı mı? Dedim neymiş? Demek ki Zeynep yorumlara bakıp ürün almıyormuşsun. Bunu öğrenmiş olduk. Arkadaşım çok kötü oldu. Bir anneme gideyim de bir gösterip geleyim. Dur hadi beraber gidelim. Tepkisini ölçelim. Bende bir değişiklik görüyor musun? Evet. Kirpik seni çok güzel olmuş. Kirpik mi? Bir yüzün de güzel. Yüzüm. He. Başka bir değişiklik görmüyor musun? Kaşların. Nasıl? Kaşların hangi farklı? Bir bütün halinde güzel göründü ilk önce. Sonra neresi olduğunu bulmaya çalıştım. Kirpikleri zaten öncekinden daha ayırıp duruyor sanki. Tenin daha pürüzsüz. Yeni allık sürdün ondan olabilir. Allığı gerçekten beğendim, evet. Hı hı. Sonra da kaşlarını fark ettim. Kaşım nasıl olmuş? Güzel. Hangisi farklı olan? Şu. Evet. Evet gel bu evet. Sümük gibi yapışmış gibi durmuyor mu sence de? Bana öyle geldi. Evet. Değil mi? Sümük gibi yapışmış. Normal tarasan fırçasıyla yeterli bence. Değil mi? Hayır yani bunun olmadı. Gibi böyle çok hafif pıt ettirip pıt 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 yaptırmam lazımmış. Evet. Neyse geri gidiyorum. Annem de beğenmedi, ben de beğenmedim kaşımı. Gerçekten güzel olmadı. Babam bunu görse yemin ederim 40 yıl dalga geçer benimle. O yüzden babama hiç söylemiyorum bile. Gerçekten çok dalga geçer. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu videomu eklerim. Bu video bence başka bir videoya ekleyeyim. Başka bir video çekiyoruz. Bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada kaşlarımı gerçekten aldırış etmeyin. Hemen sileceğim. Gidip gerçekten kaşlarımı sileceğim. Aşırı kötü olduklarını ben de farkındayım. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Buradan almanızı tavsiye ettim. Bu deodorant güzel kokuyor. Deodorantı alabilirsiniz. Hoşuma gitti. Böyle çiçeksit. Hoş. Ama böyle terleyince pek hoş kokacak bir koku değil. Yani daha çok bence kışın kullanmalı. Bakın. Çiçeksi böyle. Yani böyle terlediğinizde terle gerçekten teriniz... Bunları söylemek zorundayım. Gerçekten teriniz kötü kokuyorsa çok kötü bir koku ortaya çıkar. O yüzden kullanmayın eğer öyleyse. Onun haricinde el kremi vesaire güzel. Çikolata hiç gerek yok. 55 lira verdim ona. Şuna bakar mısın? Tamam 55 liraya çok demiyorum ama şunun için çok fazla 55 lira. Avcum kadar. Kaç gram bu? 100 gram. Hiçbir halta yaradığın yok. Çok kötü tadı var. Belki diğerleri güzeldir ama bu çok kötü fındıklı olan. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Ben hemen gidip kaşlarımı yıkıyorum. Sizi öptüm. Bay bay.